Peki 12 senede her 5 kişiden biri şişmanlık sınırındayken şimdi 3 kişiden birisi şişmanlık sınırına geldi. Neden şişmanlıyoruz? Türk halkına ne oluyor? Genelde bütün dünyada bir şişmanlık trendi var. Yani bütün dünya şişmanlıyor. Sadece 3. dünya ülkelerin değil veya gelişmekte olan ülkeler dedi, gelişmiş ülkeler dedi. Çok ciddi artışlar var. 25 sene öncesinde Amerika'da ki topluma baktığınız zaman 25 kilo daha düşüktü bunların ortalaması. Çok kilo artışı var. Nedeni tabii ki gıdaya çok rahat ulaşabiliyoruz. Yani her köşe başında bir restoran var. Bugün benzin istasyonuna bile gidiyorsunuz. İşte gofret satılıyor, içecekler satılıyor. Yani gıdaya ulaşmak çok daha kolay oldu. Bundan 100 sene öncesinde bu kadar kolay ulaşamıyorduk gıdalara. Bir ikincisi egzersizi az yapıyoruz. Yani bundan 100 sene öncesinde çok daha fazla hareket ederken şu anda çok fazla hareket etmiyoruz. İşte masamızın başında oturuyoruz, arabamıza biniyoruz. Herhangi bir egzersiz yapılmıyor. Tabii bir üçüncüsü birazdan konuşacağımız fruktoz. Bundan 100 sene öncesinde yaklaşık 15 gram kadar bir günlük fruktoz tüketimi var iken şu anda ortalama, tabii ülkelere göre de değişiyor ama ortalama 125 gram fruktoz tüketiyoruz.